Otizm Vakfı tarafından düzenlenen online seminerler dizisine hoş geldiniz. Aslında hep seminer yapıyorduk ama bugün farklı olarak bir söyleşi yapacağız. Bol soru cevaplı bir söyleşi olacak Doktor Erkan Kurnaz'la. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün gerçekleşecek olan bu söyleşiyle ilgili sorularınız oldukça Zoom uygulamasının alt barında bulunan Q&A butonuna tıklayarak sorularınızı yazılı olarak iletebilir ya da Facebook'ta yorumlar kısmına post edebilirsiniz. Son 15 bütün söyleşi boyunca sorularınız oldukça sorularınızı konuşmacımıza yöneltiyor olacağız. Bugün konuğumuz Doktor Erkan Kurnaz. Hoş geldiniz Erkan Hocam. Hoş bulduk Deniz Hanım. Kendisi bugün bizlere otizm ve teknoloji kullanımı, bilindik sorulara alışılmadık cevaplar konusuyla güzel bir söyleşi yapacak hocam. Değerli katkılarını alacağız bugün. Başlamadan önce ben Doktor Erkan Kurnaz kimdir? Kendisiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Kurnaz, lisans öğrenimini 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihin Engelleri Öğretmenliği'nde tamamlamıştır. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı'nda doktora derecesini almıştır. 2005-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bağlı resmi ve özel okullarda zihin engelleri öğretmeni olarak çalışan Doktor Erkan Kurnaz, 2012 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Engelli Araştırma Enstitüsü'nde gelişimsel araştırma birimi sorumlusu olarak çalışmaktadır. Doktor Erkan Kurnaz bunların yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Ön Lisans Programı Program Koordinatör Yardımcısı ve Staj Komisyonu üyeliği yapmaktadır diyerek biz söyleşimize başlayalım. Hocam, size ilk sorum aslında şu, dinleyen öğretmenlerimiz de var, ailelerimiz de var ama ben bu soruyu biraz öğretmenler için sormak istiyorum. Eğitimde teknoloji kullanımı ve eğitim teknolojisi arasındaki farkı bir açıklayabilir miyiz? Bu kavram karmaşasını ortadan kaldırmak için. Şöyle başlayalım, o zaman daha iyi bir başlangıç olsun. Tamam. Teknoloji nedir'den başlayalım. Evet. Hatta daha da tersinden gidelim. Ben bu kısmını daha çok seviyorum. Teknoloji ne değildirle başlayalım. Şimdi çünkü teknolojinin ne olduğunu bilmek için belli bir noktada teknoloji okuryazarı olmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Şimdi biz teknolojik dediğimizde doğal olarak aklımıza gelen şey şu. İçinde böyle çiplerin olduğu uzaya falan çıkabilen nispeten pahalı olan cihazlar, yazılımlar vesaireler geliyor. Hep dijital şeyler geliyor. Teknoloji, Türk Dil Kurumu'nda çok güzel bir tanımı var. Dinleyicilerimiz de oradan takip bakabilirler. Teknoloji, Türk Dil Kurumu'na göre şu. İnsanın maddi çevresini denetleme ve değiştirme amacıyla geliştirdiği araç gereçler ve bunlara ilişkin bilgilerin tümüne biz teknoloji diyoruz. Yani temel amacınızın çevrenizi değiştirmek, denetlemek, hatta Asimo buna ek olarak bir de düzenlemek tanımını koyuyor. Düzenlemeniz gerekiyor. Bu tanım üstünden eğitim teknolojisinin ne olduğuna bakarsa, eğitim ortamları ve eğitim amaçlarının, eğitimde ulaşılmak istenen hedeflerin ve eğitime ilişkin çevrenin denetlenmesi ve değiştirilmesi için kullanılan araç gereçlerin ve bunlara ilişkin üretilen hizmet bilgisinin tamamına biz eğitim teknolojisi diyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğitim teknolojisi birazcık daha kuramsal bir bilgi içeriyor. Yani nelerin gerekli olduğu, bunların ne yollarla kullanılacağı, amaçlarının neler olduğu şeklinde. O daha eğitime özgü bir şey gibi geliyor, öyle söyleyeyim. Eğitimde teknoloji kullanımı dediğimiz şey ise farklı amaçlarla, belki de o amaç için üretilmiş teknoloji cihazların İnsanların davranışlarını istendik şekilde değiştirmek için kullanılması anlamına geliyor. Nedir bu? Mesela televizyon, basit haliyle. Şimdi televizyonun üretiliş amacı aslında ilk başta insanları haberdar etme. Çünkü baktığınızda Türkiye'de televizyonun girişini kontrol ettiğinizde böyledir. İlk bir devlet kanalı var, haberleri ve belli onun sınırladığı şeyleri görüyor. Ama temelde yaptığı şey şu, toplumun tamamının ülkenin geneli hakkında bilgi sahibi olması. Daha sonra bu eğlence aracı haline geliyor. Fakat siz o televizyonu alıp bir bilgisayara bağlayarak daha büyük bir ekran yaratarak görmeli bir çocuğun okumakta zorlandığı kelimeleri daha kolay okunur hale getirebiliyorsunuz. Ya da örneğin küçük bir ekranda bir görüntü izleteceksiniz ama bunun büyük olduğunda daha anlamlı olduğunu, daha anlaşılır olduğunu düşündüğümüzde bu amaçla kullanabiliyorsunuz.
Ya da bunun dışında mesela bireylerin eğitim almak için çevrelerini denetlemesi amacıyla da kullanabiliyorsun. Nedir bunun örneği? Örneğin tekerlekli sandalye. Hı hı. Çünkü eğitim almak istiyor. Eğitim almak için de bu tekerlekli sandalyeyle okula gitmek zorunda. Fiziksel yetersizliği olan bir bireyden bahsettiğimizde. Aynı şekilde asansörleri bunun içine dahil edebiliriz. Az önce dedim ya, yani biz teknoloji deyince hep böyle süper dijital şeyleri arıyoruz etrafımızda. Uyarlanmış araç gereçleri vesaire. Yani özette şu var. Teknoloji tarafından, teknoloji bilgi aracılığıyla üretilen cihaz, sistem ve yazılımların eğitim amaçlı kullanımına biz eğitim teknolojisi, eğitimde teknoloji kullanılıyor. Bunlar mutlaka eğitim için üretilmiş olmak zorunda değil. İkisinin arasındaki bence en büyük fark bu. Peki şöyle bir şey sorayım hocam. Aslında yardımcı teknolojilerden bahsettiniz biraz. Özel gereksinimli bireyler için ne gibi teknolojiler var? Bu yardımcı teknolojiler konusunu biraz bize açabilir misiniz? Tabii ki şöyle bir şey var. Asistif teknoloji olarak geçiyor. İngilizcesini daha havalı göründüğü için söylemiyorum. Ben çünkü Türkçe çevirisinde belli yerde uzlaşamıyorum. Şu nedenle biz Türkçe bunu yardımcı teknolojiye çeviriyoruz asistif teknolojiden. Fakat assistive'in destekleyici anlamı da var. Evet. İngilizce sözlüğe baktığınızda. Yani yardımcı olma dediğinizde bir şeyi sizin yerinize birinin yapması anlamı geliyor. Anlamı oluşuyor bende. Destekleyici dediğinizde bir şeyi sergilemeye yardım ediyor olma anlamı oluşuyor. O nedenle tanımdan itibaren kafamda oturmayan şeyler var ama şunu diyebiliriz bildiğimiz çok dağıtmadan. Yardımcı teknolojiler bir çerçeve kavramı aslında. Tek başına bir anlamı yok. Alt basamağında yardımcı teknoloji cihazları ve yardımcı teknoloji hizmetlerini barındıran bir çerçeve kavramı. Buradan gittiğimizde az önce de dediğim gibi elimize iki tane ek kavram daha çıkıyor. Yardımcı teknoloji cihazları ve teknoloji hizmetleri olarak. Yardımcı teknoloji cihazı dediğimiz şey özel gereksinimli bireylerin işlevsel yaşam becerilerini kazandırma ve var olan becerilerini daha akıcı şekilde kullanmalarını sağlamak için kullanılan, bakın tasarlanan demiyorum. Hı hı. Çünkü aradaki farkı biraz sonra açıklayacağım. Kullanılan ekipman ya da parçası, yazılım ya da ürün sistemi olarak tanımlayabiliyoruz biz. Yardımcı teknoloji hizmeti dediğimiz şey ise özel gereksinimli bireylere özgü, uygun olan yardımcı teknoloji cihazlarının seçimi, edinilmesi, kullanımı, bakımı, gerek duyarsa, gerek duyulursa güncellenmesi için sunulan hizmetleri kapsıyor. Şimdi bu tanımdan gelirsek, az önce şunu demiştim, yani tasarlanan, özel gereksinimli bireyler için tasarlananlar demiyorum. Özel gereksinimli bireyler için kullanılan diyorum. Çünkü yardım teknoloji cihazlarını ilerisi baktığımızda hep şey zannediyoruz, yani o bireye özgü olmak zorunda. Burada karşımıza iki durum çıkıyor. Bir bireye özgü teknolojiler, bir de stok olarak kullanılan ama birey için kullanılabilen teknolojiler. Mesela görme engelli bir öğrenci için örnek vermiştim. Televizyon ona daha büyük metinler okutmak için kullanılmıyor aslında. Hı hı. Ama bu amaçla kullanabiliyoruz. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani aslında bu Türkiye'de bu teknolojinin algısıyla da alakalı bir soru olacak bu. Şimdi Türkiye'de eğitimde teknoloji kullanımı falan dediğiniz zaman aileler olsun, öğretmenler olsun çok geleneksel eğitime de bağlı kişileriz aslında. Böyle kalıplarımızdan çok kolay sıyrılamıyoruz. Ve şunu söyleyebiliyorlar. Ya eğitimde teknoloji mi olur, işte yardımcı teknolojisi mi olur vesaire. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz hocam bu alanda? Yani teknoloji dediğimiz şey farklı alanlara hizmet edebilen bir bütün aslında baktığınızda. Eğlencesine hizmet edebilir, dediğiniz gibi asistif edebilir. Bizim bunu bu perspektifte bakıyor olmamız gerekiyor değil mi? Ya aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Sana en son bakıldığında, en son araştırmalarda Afrika kıtası da dahil bütün insanlar üstüne bir şey yapmışlardı. Yani dünyanın %92'si özür dilerim. Tam veriye 2007 mi hatırlamıyorum. Şöyle bir şey bulmuşlar ki içinde bir çip olan bir cihaz mutlaka kullanılıyor. Hı hı. Dünyanın %92'sinden bahsediyoruz. Şimdi birisi dünyanın %92'sinin kullandığı bir malzemeye karşı çıkıyorsa kusura bakmayın ben bunda kasıt ararım. Yani orada belirleyen şey şu oluyor. Sizin amacınızın ne olduğu. Yani evet, gelenekselin iyi tarafları var.
Mutlaka kötü değil. Mesela ben şu an geleneksel olmadığı için çok mağdurum. Yani en fazla teknoloji kullanan kişilerden biriyim. Ama canlı ders yapma konusunda tam bir felaket yaşıyorum. Siz de sağ olun bunu kabul ettiğiniz için. Çünkü karşımda biri olmadan bir şey anlatamıyorum ben. Ekrana bir şey anlatmakla ilgili bir sorunum var. Gelenekselin evet iyi tarafları var. Ama gelenekselin iyi taraflarının olması mutlaka onu kullanacağız ve ondan vazgeçemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Teknolojik olanın da bir takım sınırlılıklarının olması onu tamamen dışlamamız gerektiğini göstermiyor. Bizi zaten şöyle bir şey var. Yani bu eleştirel olarak da biz maksimalist bir toplumuz. Yani hiç belli yerlerde uzlaşamıyoruz. Hep ya var olmalı ya yok olmalı şeklinde. Ortası yok. Gri yok yani. Yani evet aynen öyle. Yani ya teknolojiyi full kullanacağız. En alakasız şeylerde dahi kullanacağız. Çok basit şeylerde bile. Ya da hiç kullanmayacağız. Yani bunun ortasını bulamamakla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Evet, evet. Kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı sorusunun ya da olmazsa olmaz mıdır sorusunun cevabı şöyle. Ben vazgeçilemeyenlerin olduğu bir dünyaya inanmıyorum. Her şeyden vazgeçebilirsiniz şartlar. Kesinlikle. Olmazsa olmazdır demek bende ürkütüyor. Ama şunu diyebilirim, olmasının çok faydası vardır. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani olmasının çok faydası vardır. Olmamasının çok ciddi zararlar yaratmadığı. Öyle söyleyeyim. Peki bu bağlamda biraz daha konumuza girizgah yapacak olursak şöyle bir şey soracağım hocam. Yani Türkiye'de özel gereksinimli bireylerde teknoloji kullanımında, bu çocuklar için, bireyler için teknoloji kullanımında en çok ihmal edilen konunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, en çok ihmal edilen konu şu pantolon alırken gösterdiğimiz özeni teknoloji kullanırken göstermiyoruz. Şimdi ne demek? Biraz tuhaf gelebilir de. Şimdi siz pantolon almak istiyorsunuz. Doğru mu? Pantolon almak istediniz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani rengine, şekline, üstüme ne kadar iyi oturduğuna. Aynen öyle. Yani sizin beğenilerinize, sizin özelliklerinize, giymek istediğiniz yerin uygunluğuna, yani arkadaşın çok samimi bir arkadaşınızın düğününe gidecekseniz eşofman bakma, düğün elbisesi olarak eşofman bakmıyorsunuz. Kesinlikle. Yani özetle bir değerlendirme yapıyorsunuz. Neye ihtiyacım var? Nerede kullanacağım? Finansal kaynaklarım bunu kullanmaya uygun mu? Ya da bunu gerçekten kullanmak zorunda mı? Şimdi bizim Türkiye'de özel gereksinimli bireylerle ilgili teknoloji konusunda en büyük yaşadığımız sorun bu. Nitelikli bir değerlendirme açığı var. Bu hem üreticiler açısından var hem tüketiciler açısından var. Yani iki boyutlu bir şey. Üretici de ne üreteceğini değerlendirerek üretmiyor. Yani bir şey üretiyor, mesela bir basit bir cihaz üretiyor. Ama o cihazın gerçekte nasıl bir amaca hizmet ettiğini artık bilinçli ya da bilinçsiz gözden kaçırıyor. Ya da reklam politikaları ya da popüler olma. Bunları kötülemek için söylemiyorum. Bunlar tercihtir. Başkaları tercih edebilir. Saygı duyarım. Bu amaçlarla tek bir cihazı bütün sorunları çözebilecek bir şeymiş gibi gösteriyor. Ben tam o bağlamda aslında araya girip bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle otizmli bireylerin eğitimde kullanılan bazı orta düzey teknolojik araçlar var ve bunları yani ben şahsen özellikle çok yoğun zamanda kullanmış biri olarak söylüyorum. Türkiye'de bulması neredeyse imkansızdı. Şimdi yeni yeni girişimlerle bu tarz şeyler yapılmaya çalışılıyor Türkiye'de ama benim de yani eğitim teknolojilerinin kıyısında olan bir insan olarak söylüyorum. Benim Türkiye'de bu alanda gördüğüm en büyük sıkıntılardan biri tasarımcıyla yani mühendislerle uzmanlar bir arada çalışmıyorlar. Bir fikir alıyor uzmandan ama o fikre yönelik bir geliştirme yapıyor, bir arge yapıyor. İyi, hoş, güzel ama bunun pedagojik kısmı yani teknopedagojik kısmı esasında olacak. Bu konuda bir bağlam eksikliği var sanki iki grup arasında. Ya onunla ilgili başka sıkıntılar da var. Şimdi bir uzmana başvuruyor ama. Uzman ne? Uzman kelimesinin içine giren şey ne? Şimdi
Yurt dışı kaynaklarda sevdiğim güzel bir tanım var. Uygulama, bilim ve uygulama arasında bir uçurum olduğundan bahsediliyor. Makas açıklığı denilebiliyor. Başka tanımlar kullanılabiliyor. O makas açıklığı maalesef ki bizde çok fazla. Yani uzmana başvuruyor, başvurmuyor değil. Ben birçoğunun bir şekilde buna başvurduğunu biliyorum ama orada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Oytun Erbaş'ın çok güzel bir sözü var beğendiğim, diyor ki tıpla ilgili. Eğer diyor biraz alaylı, biraz mektepli değilseniz çöpünüzdür. Şimdi eğer alaylı bir uzman bulamazsa, bulduğu mektepli uzman sadece ona literatürün bilgisini veriyor. Ben hiç bilgi vermiyor demiyorum. Ama literatürle gerçek dünya aynı yerde. Evet. Yani nasıl, sizin verdiğiniz örnekten göstereyim. Evet. Bas konuş cihazları, manyetik kartlar vesaireler çok güzel. Kötü cihazlar değiller. Kullanılabilir cihazlar. Ama şu sorunun cevabı yok. Yani Erzurum merkezdesiniz ya da çok uzağa da Erzurum diye de hani doğuya da göndermeyin. İzmir merkezdesiniz. Bas konuş manyetik kartlarınızın tamamını çocuk lavaboya attı. Ne yapacaksınız? Doğru yani, lavaboya attı. Kartlar yok. Ve siz o çocuğa şunu öğrettiniz. O kartlarla konuşmayı öğrettiniz. Ya da başladınız o kartlarla. Replik silikleştirme uygulamaya başladınız. Artık silikleştirme aşamasında tam ortada bir yerde kartlar gitti. Cihaz bozuldu. Ne yapacaksınız o zaman? Evet. Anlatabildim mi demek istediğim? Yani içinde bulunan sahanın bilgisinden de uzaklaşmamak gerekiyor. Yani bir altyapı oluşturuyorsunuz, bir cihaz oluşturuyorsanız, az önceki işte o yardım teknoloji hizmetinin demekten kastettiğim şey oldu. Yani bir cihaz üretiliyorsa ya da siz kullanmayı planlıyorsanız B planınızın olması gerekiyor. Ya bir iş, herhangi bir şey aksi giderse ben ne yapacağım diye. Kesinlikle katılıyorum bu söylediğinize. Bir de o çok aslında altını çizmekte fayda var. Yani alaylı olmak çok önemli. Uygulamadan gelmek çok önemli. Her ne kadar fikir veriyor olsak da olalım, uygulamaya çok hakim değilsek geliştirdiğimiz fikir, yürüttüğümüz çalışmanın çok da uygulamada bir işlevselliği olmayabiliyor. Katılıyorum buna kesinlikle. Şöyle bir şey soracağım hocam. İzleyen ailelerimiz için sormak istiyorum. Bu biliyorsunuz özel eğitim alanında en büyük tartışma konularından biri ve bunun tek bir doğrusu yok. Hala bazı aileler şunu söylüyor. Televizyon çocuğumu otizmli yapar mı? Şimdi sizin sorularınızı sürekli yuvarlayıp başka tarafa çeviriyor gibi olabilirim. Ama şunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi televizyon, bak ben bunu hep söylüyorum. Televizyonun, tabletin, telefon kullanmanın ya da diğer cihazların tipik gelişim gösteren çocuklara ne gibi bir zararı varsa otizmli çocuklara o kadar. Şimdi nedir bu zararlar derseniz, mesela fiziksel zararları eski sistem televizyonların, bu tüplü CRT denen televizyonların epilepsi ataklarını tetiklediğine dair çok ciddi veriler var. 4 yaşından önce izlenmesin. Ama LED televizyonlarda vesaire böyle bir şey söz konusu değil. Otizmli yapar mı? Şimdi tabletin, televizyonun, telefonun vesairenin otizmli yapması sizin bunun olup olmasını istememenize bağlı. Şimdi şöyle bir şey var. Evinizde bıçak var mı? Katil yapıyor mu sizi? Hayır. Yapmıyor. Evinizde küçük çocuğunuz olduğunda bıçakları ortada bırakıyor musunuz kendisine zarar versin? Bırakmıyorsunuz. Bu cihazların da aynı mantıkla kullanılması gerekiyor. Yani ortada bırakıp eline verip bir köşeye götürdüğünüz zaman bekleyeceğiniz sonucun farklı olmasını düşünmeyin. Nasıl, nereden derseniz, ben şunu gördüm. 5 yaşında bir oğlum var. Biz 2,5 yaşına kadar yaklaşık hiç televizyon vesaire izlemedi. Yaklaşık 2-2,5 yaşlarında böyle günde 15 dakika Baby TV'nin çizgi filmlerini izleterek başladık. İlk izlediği zaman eşim videosunu göndermişti bana. Ya öyle bir şey ki, tavşan, böyle fener görmüş tavşan gibi gözlerini dikip bakıyor oraya. Şimdi
Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Bu ebeveynine müthiş bir rahatlık sağlıyor. Çünkü çocuğun yeri belli. Evet. Ya da arkadaşlarıyla bir araya gitmeyi, bu arada bunu başlamadan söyleyeyim, bunu insanları suçlamak için söylemiyorum. Hayatlarını yaşamadığınız insanlarla ilgili yorum yapmamalısınız bana göre. Kesinlikle. Çok özür dilerim. Onların hayatlarını biz yaşamıyoruz. Evet, onların çocuklarıyla çalışıyoruz. Fakat onların hayatlarını biz yaşamıyoruz. Şimdi ne yapıyor? Tableti veriyor eline. Çocuk sabit. Anne, baba biraz rahat ediyor. Daha sonra sonuç şuna doğru gidiyor. İlk başta tutarlı olarak başlıyor. İdealist olarak 15 dakika izin vereceğim. 15 dakika 16 dakika oluyor. Çünkü diyorum ya, bakın çocuğunuzu sabit tutabiliyorsunuz. Ben bu anlattıklarımı tipik gelişen çocuklardan anlatıyorum. Otizmle ilgili bir şey değil bu. Çocuk sabit duruyor. 15 dakika kuralını bozup 20 dakika yaptığınızda çocuk bir sonraki sefer aldığında onu 15 dakikayı kabul etmiyor. Ne yapıyor? Aradaki 5 dakikada problem davranış çıkarmaya başlıyor. Tipik gelişen çocuktan bahsediyorum. Yine ağlamaya başlıyor. Otizmli çocuklar söz konusu olduğunda ne oluyor? Bu davranışlar daha da katlanarak artmaya başlıyor. Farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey, bu çocuk yani doğduğu anda onun beynine bir bilgi göndermiyorsunuz. Siz televizyon var, tablet var, böyle bir şey var. Hani kendin aklın çalışmaya başladığında bunları isteyeceksin diye bir bilgiyle doğmuyor. Bir yerden öğreniyor. Evet. Ben aslında bir araya girip şöyle bir şey soracağım size hocam. Evet. Yani bu ailelerin çok kaçtığı davranışlardan biri, yöneldiği şeylerden biri ama bunun zararları üzerine biraz konuşabilir miyiz? Örneğin ben de çok karşılaştım. Yemeği tablet ve televizyonla yedirme konusunu biraz açabilir miyiz? Bunun ne gibi bir zararı var? Hem davranışsal açıdan hem de sağlık açısından. Ya şöyle, sağlık açısından şu vardır diyemem net olarak. Çünkü öyle belirgin, benim hatırladığım bir araştırma bulgusu yok. Yani az önce dedim ya, tüplü ekranlarla ilgili yapılmış bir sürü araştırma var. Epilepsi ataklarının tetiklerine dair. Fakat tablet izleyerek yemek yedirmenin böyle benim bildiğim bir şeyi yok. Fiziki zararı yok. Ama ne zararı var? Şimdi siz problem davranışı kontrol etmiyorsunuz. Ben öğretmenlik yaparken velilerimin hep kafasının karıştığı nokta şuydu. Pekiştir istemiyorduk, ödül diyorduk. Mesela yaptığında ödül verin, veli şunu söylüyordu. Hocam rüşvetle iş yapmayacak diye. Yapacaksa ben bunu ciddi defalarca söyledim. Rüşvetle iş yapmayacak diye. Yapacaksa düzgün yapacak kendi kendine. Şimdi rüşvetle ödül arasındaki farkı şöyle anlatıyordum. Rüşvet bir işi yapmadan önce verilir. Ödül yaptıktan sonra verilir. Televizyon, tablet başında yemek yedirdiğiniz zaman yapmadan önce ödülünü vermiş oluyorsunuz. Aynen. Ve bu sizin onun davranışları üstündeki kontrolünüzü kaybetmeye başlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Hukukçuların çok sevdiğim bir tabiri var. Hayatın olağan akışı diye. Şimdi bir çocuğumuz var. Otizmli ya da farklı yetersizlik durumunda ya da yetersizliği olmayan bir çocuğumuz var. Anne baba çalışıyoruz. Sabah 8.30'da İstanbul'daysa sabah tahminen 6.30'da aynı anda evden çıkıyoruz. Akşam şansınız varsa 7'de eve geliyoruz. Geldik. Herkes sabah 7'den akşam 7'ye kadar trafik, iş yerinin yorgunluğu vesaire bir sürü şey yaşamış oluyor. Eve geldiğinde artık tahammül sınırı bitmiş oluyor. Çocuğun yemek yemesi gerekiyor. Bu konuda en kolay olanına kaçıyor. Tekrar dedim ya, ben insanların hayatlarını yaşamadan onlarla ilgili yorum yapmayı çok sevmiyorum. Bu, evet, bu onların yaptıkları şeyin gerekçesini açıklıyor ama haklı yapmıyor. Neden haklı kılmıyor? Sebebini de şöyle söyleyebilirim. Ben problem davranışlarla ilgili hep velilere şunu söyledim. Yani çocuğunuzun sergilediği problem davranışı 5 yıl sonra da müsamaha gösterebilecekseniz müdahale etmeyin. Şimdi 3 yaşındaki çocuğa 5 yıl sonra da televizyon başında yemek yeme izni verebilecekseniz müdahale etmeyin. Televizyon, tablet vesaireyi kullanarak bir şeyler yaptırmanın bu tür sıkıntıları.
Yani dediğim gibi fiziksel bir sıkıntısı yok. Fakat siz çocuğunuzun davranışları üstündeki kontrolünüzü bir aracı elemana bağlıyorsunuz. Aslında siz bir şeyi kontrol etmiyorsunuz. Yani o davranışı o tablet kontrol ediyor. Aynen. Onda da şu soru olacak. Tablet bozulursa ne olacak? Hayır, gerçekten şu an bakın şimdi çok böyle diyorum ben. Ekstrem düşünmeyelim. Şu anda sokağa çıkma kısıtlamasından önceki son 5 saatteyiz biz. 24 itibariyle 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı var. Ve 4 gün boyunca temel gereksinim maddelerini satan kişiler haricinde bütün dükkanlar kapalı. Tablet bozuldu. Ne olacak 4 gün boyunca? Yani aç mı kalacak o çocuk? Ya da siz zorla burnundan tutup mu yedireceksiniz? Yani ben buna şahsen bir öğretmen olarak çok denk geldim örneğin. Sürekli telefonla yemek yedirilen bir çocuk annesinin telefonu şarjı bittiğinde o yemeği yemedi. Bir de üstüne ağlama krizleri, işte öfke nöbetleri. Evet, bunun B planı nedir yani? Yani bir de şöyle bir şey var. Bakın cezayı anlatırken çok söylerim ben. Ceza vereni pekiştirir. Kesinlikle. Yani nedir? Çünkü şeyde çocuk bağırmaya başlar. Cimdirirsiniz bir kere. Susar. Eliniz şeydi, sizin elinizde artık onun bağırmasını tamamen hızlı bir şekilde sonlandırabilecek bir ekipman vardır. Çocuk belli bir zaman sonra bir tane çimdik atılmasından bir şey olmamaya başlar. Siz 2'ye atarsınız, 2'de susar. 3'e atarsınız, 3'te susar. Derken çocuğun bağırma davranışı aslında aynı seviyededir. Sizin çimdik atma davranışınız artmaya başlamıştır. Burada da aynı şey söz konusu. Çocuğun yemek yeme davranışında değişiklik yok. Fakat sizin tablet izleme davranışında bu şeyde artış var. Bir de burada tekrar söylüyorum ya, bir şu soruyu sormak lazım. Ben nerede yanlış yapıyor olabilirim? Tekrar söylüyorum yani hiçbir çocuk tabletle ilgili, tabletle televizyonla elektronikle ilgili bir bilgiyle doğmuyor yani. Öğreniyorlar, sonradan öğreniyorlar. Ya iyi niyetli olarak başlatıyoruz bunu. Ben diyorum ya tekrar insanları kötülemek veya onları eleştirmek istemiyorum. İyi niyetli de başlatmış olabilir. Yani bir arkadaşı kendi çocuğuna çizgi film izletiyordur. Gülerken görmüştür. O da kendi çocuğunun gülmesi için aynı çizgi filmi izletebilir. Ya da yorgundur, yemek yedirmekle uğraşamıyordur. Anlatabilir miyim demek istediğim? Yani tekrar söylüyorum. Anlayışla, anlamak gerekiyor. Ama böyle dağa taşa yazmak istediğim yazılardan bir tanesi şu, böyle cehenneme giden bütün yolları iyi niyet taşlarıyla döşerler. Yani eğer yani, orada iyi niyetli olarak durumu hızlı şekilde kurtaralım, hiçbir şey yapmayalım diye düşünürsek bu böyle artan bir boyut haline gelmeye başlar. Aslında burada şunu da söylemek gerekiyor mu? Yani kontrolsüz teknoloji zararlıdır. Kontrollü olduğu sürece hiçbir teknolojinin aslında zararı yok. Yani bizim, ben çevremde baktığım zaman yani ailelere ya da öğretmenlere, ya ben öğretmenlerde de rastladım örneğin. Çocukların davranışları kontrol etsin, işte tablette sürekli vermeler. Aslında rüşvete dönüyor bu. Bir ödül değil bahsettiğim. Hı hı. Yani burada ne oluyor? Siz gerçekten çocuğun kontrolü altına girmeye başlıyorsunuz. Sonra çocuk olmadığında işte problem davranışlar çıkartmaya başlıyor vesaire falan. Teşekkürler hocam bu soruyu cevapladığınız için. Ben başka bir soru soracağım aslında ama soruyu biraz tabii daraltarak evet soracağım size. Şimdi biliyorsunuz otizm üzerine yapıyoruz bu seriyi. Benim size sormak istedim. Otizmli bireylere yönelik Türkiye'de ne gibi teknolojiler var? Yani kullanılan. Bir tek eğitim odaklı sormuyorum bunu. Yani çok çok fazla odağı olabilir. Şimdi şöyle, yardımcı teknolojileri ne amaçla kullanıyoruz diye bakarsak, ben birkaç sınıflandırması var veya yardımcı teknolojilerin birkaç farklı sınıflandırması var. Biz yardımcı teknolojileri normalde pozisyonlama için, yer değiştirme için, alternatif ve destekleyici iletişim kurmayı sağlamak için, efendim bilgisayar erişimini sağlamak için, oyun ve oyuncakların uyarlanması için kullanabiliyoruz. Günlük yaşam yardımcıları olarak kullanabiliyoruz. Öğretimsel destekler sunmak için kullanabiliyoruz. Şimdi bu sıralamada Türkiye'de var olanlara baktığımızda karşımızda yalnızca iki tanesi kalıyor.
öğretimsel destekler ve alternatif destekleyici iletişim olarak. Yani Türkiye'de temelde kullanılan bir de şöyle bir şey var. Hep çocuklara yönelik kullanıyoruz. Ebeveynleri hiç düşünmüyoruz. Sadece çocuğa yönelik. Bakın az önce dedim ya, yani geliştiricinin, yani üreticinin de cevaplaması gereken sorular var. Bu sadece çocuğa mı olacak, yoksa bir faydası da ebeveynine olacak mı diye. Mesela Toby Playpad diye bir yazılım vardı şeyde, Amerika'da, iPad üstünden çalışıyor. Uzaktan danışmanlık sistemlerinde kullanılan yazılımlardan, hem çocuğa verilen program içeriğinde hangi çalışmaları yapması gerektiğine dair böyle basit etkinlikler gösteriyor. Bir de programın ebeveyn versiyonu var mesela. Ebeveyn moduna geçtiğinizde de sizin onları yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili böyle küçük küçük bilgiler veriyor. Hı hı. Ve bu bilgiler böyle standart bilgiler değil. Otizmli çocuklarda üstünde çok fazla kullanılan çalışma yazılımlardan bir tanesi o. Ya da mesela tablet oyunları var. Hı hı. Ama ebeveynler için, otizmli çocuğu olan ebeveynler için tablet oyunları var. Bir tane üretildi, sonra da galiba kaldırıldı piyasadan. Behavior Breakthrough diye. Mesela şunu gösteriyor. Davranış yönetiminin simülasyonunu, oyunda bir otizmli karakter var. Belli davranışlar sergiliyor ve sizin o davranışlar karşısında ne yapacağınızı soruyor size. Yanlış tepki verirseniz karakterin problem davranışları çok şiddetli hale gelmeye başlıyor ve o level'dan kalıyorsunuz. Akıl sistemler, yani şey gibi, şu an adını hatırlayamadım. Peki ben şu bu bağlamda aslında şöyle bir şey sormak istiyorum. Hazır telehealth'ten de konu açıldı az önce. Biliyorsunuz hani pandemi sürecindeyiz. Herkes evine kapandı. Bence bu konuda en büyük darbeyi de özel eğitim sektörü aslında aldı. Kesinlikle. Bizim ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Ben tırnak içinde biraz kendimizi başka bir yere koyuyorum ama birçok kurumun ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi. Hocam bu telehealth uygulamalarından biraz bahseder misiniz? Aslında bu biraz özel eğitimde, aile eğitimine de giren bir şey ama bu yani telehealth'ten bağımsız konuşuyorum. Özel eğitimde aile eğitimimiz de olması gerekiyor böyle dönemler için. Bunun önemini anladık ama telehealth Amerika'da nasıl uygulanıyor? Bizim ülkemize gelebilir mi? Ne gibi koşulların sağlanması gerekiyor ülkemizde? Ya şöyle, telehealth aslında COVID-19'da bizde başladı şu anda. Sağlık Bakanlığı'nın galiba 184'tü. ÖÇDS mi diyorsunuz hocam? Özel çocuklar destek sistemi mi? Hayır hayır, şöyle, telehealth sistemlerinin en bariz kullanılan örneği, özel gereksinimli bireyler olarak demiyorum ben. Mesela ne var? COVID-19 olduğunuza dair şüphelendiğiniz zaman 184'ü arıyorsunuz. Evet. Karşınızda bir doktor var. Belirtileri gönderiyor. Belirtilerle ilgili bir takım sorular soruyor. Hı-hı. Size bir takım önerilerde bulunuyor ya da en yakın sağlık ocağına gönderiyor. Telehealth'in şu anda Türkiye'de çalışan iyi bir örneği var. Ama şöyle bir durum var. Özel gereksinimli bireylerle ilgili... Şimdi telefonu, burada soru şu var. Telefonun karşısındaki kişinin özel gereksinimli bireylere ilişkin bilgi düzeyine. Evet, kesinlikle. Yani bilgi düzeyine. Bunu yapmadan önce şu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Telehealth'ten falan uzaklaşarak söyleyeyim. Sağlık personelinin özel gereksinimli bireylerin temel özelliklerine ilişkin böyle en azından alt düzeyde bilgi düzeyi nedir sorusunun cevabını vermemiz lazım. Telehealth neden önemli? Çünkü aslında pandeminin bir faydası daha var. İnsanlar çocuklarıyla bir eve kapandılar. Şimdi ben Instagram'dan herkesin yazdığını okuyorum filan. Yani herkese böyle anlamsız bir baskı oluşmaya başladı. Evde şu oluyor. Aslında şunu anladılar. Otizmli çocukların ebeveynlerinin normal hayatta yaşadığı şeyleri onlar kısıtlı bir sürede yaşıyor. Kesinlikle. Yani dünyanın geri kalanında neler olduğunu şimdi görmeye başladılar. Çocuklarını doktora götüremiyorlar. Evet. Hastalık bulaşacağı için götürmüyorlar. Otizmli çocukların ebeveynleri çocuklarını bazen doktor muayene etmeyi kabul etmeyecekler. Yani telehealth ile ilgili şunun olması gerekiyor Türkiye'de. Özel gereksinimli bireyler ya da otizmli bireyler özelinde düşündüğümüzde
Birincisi telefonun ucundaki kişinin temel yetersizliklerle ilgili bilgi düzeyinin olması gerekiyor. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Bakın bugün Türkiye'nin bununla ilgili bir altyapısal sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani ki bu COVID-19 bize bunun ne kadar hızlı yapılabildiğini gösterdi. Yani hemen bir yazılım üretildi. Bulunduğunuz bölgenin risk haritasını hemen görebiliyorsunuz. İyileştirilebilir mi ya da daha iyisi yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Ama bu da kötü değil. Bunun bir benzeri üretilebilir mi? 184 değil de 185 olabilir mi? Özel gereksinimli bireyler için sağlık destek hattı. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bu bireylerin önemli bir kısmının süreyen de bir hastalığı var. Evet. Hani bu altyapı yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama burada önemli olan nokta şu var. Telefonun diğer ucundaki kişinin bilgi düzeyi çok önemli. Ben aslında bu iki gündür sizden de çok destek alıyorum. Özellikle acil durum ve afetlerle ilgili yapılmış çalışmalarda baktım. Gerçekten herhalde bu anlamda en büyük sorunlardan biri yetkin personel konusu. Büyük bir sıkıntı benim anladığım kadarıyla. Öyle özellikle acil durumlarda destek danışmanlık konusunda yetişmiş personel büyük bir sıkıntı Türkiye'de. Ya şöyle, şimdi romantizmden uzaklaşmak lazım biraz. Acil durum anlarında az önce dedim ya, bakın dünyanın bir gerçeği var. O gerçekten çok uzaklaşamazsınız. Bu sizi romantizme götürür. Bence de işini romantik olarak yapan birisi hiç şey yapmıyordur. Ben bu fikre inanmam. Şimdi bütün afet ve acil durum yönetimi personelinin özel gereksinimli bireylerle ilgili tüm bilgilere sahip olması ya da uzmanlık derecesinde bilgilere sahip olmasını bekleyemez. Ama şunu en azından isteyebiliriz. Mesela acil durum, atıyorum Eskişehir ya da her il afet müdürlüğünde işaret dili bilen birisinin olmasını bekleyemez. Belli özelliklerinin neler olduğunu, nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Anlatabiliriz. Belki bunun anlatılması da gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var, yani dün anlattım, çarşamba günü anlattım ben. Bu neden önemli? Kaliforniya'da, 94'te Kaliforniya'da olan bir depremde işitme engelli bir çocuk, afet ve acil durum personeli işaret dili bilmediği için kayboldu ve bir daha ondan haber alınamadı. Benzer şekilde Hayfan tayfununda bir CP'li çocuk hastanede kaldı. Acil durum personeli onun CP'den kaynaklı kasıntılarını, serebral palsiden kaynaklı kasıntılarının uyuşturucudan kaynaklı olduğunu düşündüğü için görmezden geldi ve o çocuk yaşamını yitirdi. Ya da bir diğer kısmında şunun garantisi yok ki, tipik gelişen bireylerin afete acil durum anında özel gereksinimli bireylere dönüşmeyeceğinin garantisi yok. Kesinlikle. Tamam, şunu biliyoruz yani. Tipik gelişen birinin afet sonrasında otizmli olmayacağını biliyoruz. Ama siz de bilirsiniz ki otizme benzer bulguları olan bir sürü psikiyatrik bozukluk var. Tabii. Yani en azından şunun olması konusunda hemfikiriz. Acil durum personelinin, acil durum müdahale ve destek personelinin en alt düzeyde mutlaka bu şey, özel gereksinimli bireylerle ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Mesela otizmli bireylerin en azından temel özelliklerini bilmesi gerekiyor. Nedir temel özellikleri? Yani anlamlandıramadığı bir vücut hareketi varsa, aa bu budur demek gibi. Yani anlamlandıramadığı, sürekli tekrarlayan bir vücut hareketi sergiliyorsa, adını söylediğinde ya da ona seslendiğinde duymuyormuş gibi yapıyorsa, mesela bununla ilgili bir basit yönerge çıkartmıştık biz. Hı hı. Acil durum personeline yönelik olarak ne yapabilirsiniz sorusuna. Birincisi, bireyi kucaklamaya çalışmayın durumundan şüpheleniyorsanız. Seslenip kontrol edin. Size cevap veremeyeceğine bakın. Hı hı. Seslendiğinizde cevap alamıyorsanız yazılı olarak iletişim kurmaya başlayın. Eğer yazılı cevap veriyorsa muhtemelen işitme yetersizliği olan bireydi ya da o an işitme yetersizliği olmuştur. Yazılı haline bile cevap veremiyorsa soru işareti koyun ve otizmli birey olabileceğini düşünün. Mesela bu yönergeler, 12 basamaklı bir yönerge, bu yönergeleri dağıtabiliriz. Bunlarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapabiliriz. Ama dediğim gibi yani tamamını bu konuda eğitemeyiz işin açıkçası. Tabii ama yetişmiş bir grup personelinin mutlaka bu durumlar için olması gerekiyor. Ya kesinlikle bir tane özel, mesela özel gereksinimli bireyler ya da
söylemekten hoşlanmasam da engelli birey afet sorumlusu bir tane. Hı hı. O en azından kendi grubunu, kendi ekibini de bilgilendirebilir o kapsamda. Her afet acil durum müdahale başkanlığı için böyle bir kişi görevlendirebiliriz. Hı hı. Ve görevlendirme sağlanabilir. Bunun o kadar da hayali bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamamının bu konuyla ilgili bilgilendirilmesinin dışında. Aslında çok apayrı, çok önemli bir konuya da pencere açtık. Konudan başka konuya geçtik ama bunu da mutlaka başka bir söyleşide ele alalım. Çünkü sizin de çalışma alanınız diyebiliyorum ben, acil durum ve afetlerle ilgili özel gereksinimli bireylere yönelik. Ben tekrar konuya dönecek olursam şöyle bir şey soracağım hocam size. Şimdi bildiğiniz üzere özellikle otizmli bireyler için kullanılan iletişim araçlarına karşı Türkiye'de inanılmaz bir olumsuz tepki var. Yani diyor ki aile ya da öğretmen bu çocuğun konuşmasını geriletir diyor. ADİS'lerden bahsediyorum aslında, alternatif destekleyici iletişim sistemlerinden. Ama şunu da göz ardı edebiliyorlar. Yani çocuk 14 yaşına gelmiş ve hala konuşamıyor. Niye zorluyoruz? Şimdi orada sorun şuradan kaynaklanıyor bak. Biz bazen tanımı tam anlamak mı istemiyoruz diyelim, anlamıyor muyuz bilmiyorum. Bakın ADİS'in açılımı nedir? Alternatif destekleyici iletişim sistemi. Şimdi biz hep iletişimi konuşma zannediyoruz. Evet. Bizim otizmli çocuklarda gördüğümüz şey iletişim sorunu, konuşma sorunu değil. Neden? Çünkü konuşuyor olmanız iletişim kurduğunuz anlamına gelmiyor. İletişim kurmak için konuşmak zorunda olmadığınız gibi. Şimdi eğer iletişimi sadece konuşma aracına indirgerseniz siz haklısınız. Evet, konuşmayı engelliyor. Ama birincisi bir de şey var. Buna başlamadan önce. Az önce dedim ya, bizi mahveden iki şey var. Birisi maksimalizm, öbürü popülerizm. Yani bir şey popüler diye alıyoruz biz. Onu kullanmak için gerekli olan ön koşullara sahip olup olmadığımızı kontrol etmiyoruz. Yani ebeveyn ya da öğretmen ne yapıyor? Bir alternatif destekleyici iletişim yazılımı buluyor örneğin. Aa, bu sizin çocuğu konuşturacak diye. O yazılımı kullanmak için gereken ön koşullara çocuğun sahip olup olmadığını bilmiyor. Ya da gereken basamakları tam olarak uygulamıyor. Şimdi bu durum böyle, ön koşullar uygun olmadığı sürece, ön koşullara uygun olmayan bir çocukla onu kullandığınızda hem diyorsunuz ki ya ben bunu da aldım bir işe yaramadı, umudunuz kırılıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Hı hı. Bunu da aldım bir işe yaramadı diyorsunuz. Diğer taraftan da şu oluyor, yanlış bir algıya gidiyorsunuz. Şimdi şu bildiğimiz bir gerçek var. Bu çocuklar bizim henüz nedenini bilmediğimiz bir sebepten dolayı konuşmayı bilinçli olarak reddediyorlar. Eğer düzgün, nitelikli bir değerlendirme yapıp çocuğun neye ihtiyacı olduğunu belirlemeden bu tür bir sistemi alırsanız çocuğun iletişimi reddetmesine de yol açmış oluyorsunuz aslında. Çünkü ADİS'leri biz ne amaçla kullanıyoruz? Çocuğun temel gereksinimlerini, duygu ve ifadelerini, belli düzeyde yorumlarını da sağlayabilsin. Yani baktığınızda ne istediğini gözlerinin içinden anlayamıyorsunuz ama bir kart gösterdiğinde su istediğini anlayabiliyorsunuz. Doğru mu? Evet. Bunu istediğini anlayabiliyorsunuz. Bunun ön koşullarına sahip olup olmadığını bilmiyorsunuz. Mesela diyorum ya, ben popülerizm mahvediyor. Bir bakıyorsunuz bir cihaz üretilmiş. Bütün her işe yarıyor. Öyle bir şey yok. Yani veli almış geliyor. Diyor ki hocam bununla konuşma çalışılıyormuş. Tamam diyorum. Peki diyorum, sizin çocuğunuz söyle, yani sesleri tekrar edebiliyor mu? Sözel taklit var mı? Yok. Yüz ifadelerini taklit etme var mı? O da yok. Bir şey söyleyeyim. Bu beceriler yoksa bunu nasıl tekrar etmesini bekliyorsunuz? Hiç öyle düşünmemiştim. Diyorum ya, cihaz veya yazılım ya da hizmet bunun üstüne çok fazla yük bindiriyor. Bunun gereksinimleri anlatılmıyor. Bence bunun, yani anlatırken bu da gerekli. Bir bilgisayar programı almak istediğinizde en altta şöyle bir yazı vardır. Basamaklar olarak sistem gereksinimleri diye. Evet. Sizin sisteminiz bu gereksinimleri karşılıyor mu? Yani orada hep
bu yanlış yanılgı var. Ben neyi kullandığımı biliyor muyum? Bir, kullandığım şeyi kullanmayı biliyor muyum? İki. Hı hı. Yoksa ben Pex'te çok aktif konuşabilen birçok çocuk gördüm örneğin. Ya da benzer şekilde sizler de repliksizlikleştirmenin etkili olduğu pek çok çocuğu gördünüz. Yani tek bir doğru yok, onu deneyerek buluyorsunuz. Yani birinde tutan bir şey diğer çocukta hiç tutmayabiliyor, yani olmayabiliyor. Aynen öyle işte. Demek istediğim şey de oydu. Yani maksimalizmden kastettiğim şey de oydu. Bu işe yarıyor. Benim çocuğum da işe yaramıyor. Ben bunu duydum. Yani hocam bu bütün otistik çocuklarda işe yarıyormuş. Bizim çocuk da yaramadı. Evet, otistik olmayabilir benim çocuğum. Ya ben diyorum ki şimdi bunu da anlatayım yani. Sorun sizin çocuğunuzun otizmli olması mı? Sorun sizin çocuğunuzun tipik gelişen akranlarını sergilediği bir takım davranışları sergileyemiyor olması mı? İsme niye takılıyoruz ki o kadar? Yani Down sendromlar için üretilmiş çok güzel bir yazılımı otistik çocuklar için kullanamazsınız diye bir kanun yok. Yani evet, bunun kesin bir çizgiyle ayıramazsınız hiçbir zaman. Ya da eğitim amaçlı kullanılmayan bir yazılımın eğitsel faydaları olmayacak diye bir şey de yok. Peki ben hemen araya girip şöyle bir şey soracağım. Yani konu konuyu açmışken hazırda. Türkiye'de özellikle otizmli çocuklara yönelik geliştirilmiş mobil aplikasyonlar var biliyorsunuz ama bunların ne kadar kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorsunuz? Veya Türkiye'de bunların yeterli sayıda olduğunu düşünüyor musunuz? Yani mobil yazılımlarımız gerçekten dünyada geliştirilen, ben bazen Amerikan pazarında işte marketimi değiştirip inceliyorum örneğin app'leri. Türkiye'den görüntülenemeyen ama adresinizi değiştirdiğinizde Amerika'da satılanları görüyorsunuz. İnanılmaz güzel app'ler var ama ben bunları Türkiye'de göremedim. Ama siz örneğin iyi uygulamalar olduğunu düşünüyor musunuz? Bunlar gerçekten kullanıcı dostu mu? Bu konuda görüşünüz ya nedir? Ya şöyle, bizim elimizde iyi veya kötü uygulamaları değerlendirmek için bir skala var mı sorusuna bakmak lazım. Yani, iyi ve kötü uygulamaları değerlendirecek bizde bir skala var mı? İkincisi, yani ben çok Batı hayranı bir adam değilim ama mantık hayranı birisiyim, güzel çalışıyorlar. Onlar ekiplerini çok güzel kuruyorlar. Yani belli bir sınıra tıkanıp kalmıyorlar. Mesela biz hep popülist olarak ilerliyoruz. Bir dönem eğitim portalları üretiyoruz. Herkes üretiyor ama. İşe yarıyor, yaramıyor, bunu hiç sorgulayan olmuyor. Bir dönem dönüyoruz, başka bir şey üretiyoruz. Mesela bu dönem webinarlar çok moda. Ve herkes veriyor. Yazılımda da aynısı var. Yani yazılımın üreten kişinin ve danışman kişinin danışmanlığını yapan kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz siz. Danışmanlığının ne kadar yetkin olduğunu da bilmiyorsunuz. Mesela şu yapılabilir. Buradan da hemen bir yüksek lisans tezi önerisinde verebilirim. Aras Bozkurt Hoca açık öğretimde sanırım 2016 yılında veya 2017'deydi bir Delphi görüşmesi yapmıştı. Otizmli bireyler için üretilen yazılımların niteliksel olarak şeydi. Tasarım niteliklerinin değerlendirilmesi. Renk olarak efendime söyleyeyim, biçimler olarak bunların değerlendirmesi. Bunların mesela birisinin bu görevi üstlenmesi gerekiyor. Ben mi yapayım bilmiyorum artık ama yani var olan yazılımları listeleyerek gerçekten bunlar ne kadar hizmet ediyor. Çünkü ben baktığımda hep aynı değişkenleri görüyorum. Hangisi muz? Parmağını bas, alkışla ve bitti. Aslında ben orada bir şey eklemek istiyorum. Ben de eğitim teknolojilerinden gelme biriyim. Hani o yüzden benim gördüğüm hani bu alandaki en büyük sorunlardan biri yazılımların arkasında bir taksonomi ve öğretim tasarımı yok. Yani bunlar sadece gerçekten ticari olarak yapılmış ya da çok uzmanlık konuşmamış uygulamalar geliyor bana şahsen. Bir de örneğin bundan sanıyorum 6 ya da 7 yıl önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam çok aramıştım örneğin Türkiye'de. Gerçekten bu mobil uygulamaları değerlendirmek için bir ölçek var mı diye Türkiye'de. Daha çok böyle bilgisayar yazılımlarına yönelik şeylere denk geldim, gördüm. Ama Amerika'da örneğin çok fazla ölçeğe denk geldim bununla ilgili. Özellikle otizme yönelik geliştirilen mobil uygulamalarla ilgili bazı ölçeklere denk geldim. Hocam bununla ilgili yapılan çalışmalar var mı örneğin şu anda o tarz ölçeklerin Türkçe'ye kazandırılması sizin bildiğiniz? Ya benim bildiğim şu anda yok. Yoktur diyemem çünkü bir tarama yapmadım. Hı hı. Yani
Ama benim bildiğim şu anda yok. Varsa da eğer şöyle yaparız. Bu yayın zaten Facebook'ta yayınlanacak. Hı-hı. Varsa da mutlaka Facebook'ta yayının altına bir yorum olarak eklerim onu. Şu anda doğrudan bildiğim bir şey yok ama bunun diyor mu bir sürü alandan belki de bir multidisipliner değerlendirilmesi gerekiyor. Yani kesinlikle. Çok güzel bir ifadede bulundunuz. Taksonomisinin, taksonominin değerlendirilmesi gerekiyor. Bir işletim bağımsız bir kod uzmanının, bilgisayar programcısının altyapısını incelemesi gerekiyor. Çünkü stabilize olması ve sürekli olması çok önemli. Yani gidiyorsunuz hep bir yerde yazılım takılıyorsa birkaç programlama dili iyi bilen birisi olarak bunu söylüyorum. Yani programlama dilini iyi biliyor olmanız hata yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Rusya'nın gönderdiği Sputnik uydusu şöyle söyleyeyim. Rusya'nın ilk gönderdiği Sputnik uydusu navigasyon yazılımındaki 2 virgül hatası yüzünden uzayda kayboldu. Yani 2 virgül. Ve yani onu böyle bahçede, bağda filan evde kendi kendinize yapamıyorsunuz. Büyük bir organizasyon var. O organizasyon içinde bile bir hata olması gerekiyor. Bu bir. Beta sürüm üretme adetimiz hiç yok. Yani herkes yazılımı üretiyor. Google Play'e yüklüyor. Hiç beta sürüm toplamıyor. Beta verileri toplamıyor. Bu iki. Üçüncüsü bunlar hep kişisel girişim olarak kalıyor. Hiç kurumsal bir boyutu yok. Hı hı. Kurumsal olmadığı için yapıyor, tutarsa devam ediyor, tutmazsa o orada kalıyor. Evet. Dördüncüsü, dördüncü dedim ya, bunu hep özel eğitimcilerin değerlendirmesi gerekiyor. Ama bunu çoklu bir ekibin değerlendirmesi gerekiyor. Yani eğitim teknokratları olacak içinde, öğretim teknoloji tasarım uzmanları olacak, yazılım uzmanları olacak. Kesinlikle. Belki psikologlar olacak. Çünkü şöyle bir şey, biz evet belli şeyleri biliyoruz ama bütün bilgiye haiz değiliz. Yani bir gelişim psikoloğunun olaya baktığı açıdan ben bakamayabilirim. Çünkü ben baktığımda vakayı direktmen ne kazandır, bunun bu çocuğun hangi becerilere sahip olması gerekiyor diye bakıyorum. Yani kesinlikle şunun altını çizmek lazım. Birçok alandan çeşitli konu alanı uzmanlarının bu çalışmalara katkı sağlıyor olması lazım ki efektif bir şey çıksın ortaya. Çok önemli. Ben de hocam o zaman sizi bir bölerek bir soru daha soracağım. Yani tabii hazır bu. Böyle mobil uygulamalardan, çocuklara yönelik şeylerden açıldı konu. Bu arada ben şeyin haberini vereyim. 1 Haziran itibariyle Dinle Konuş diye bir mobil uygulamamız yayınlanacak. Bütün mobil uygulamalarımızı yeniliyoruz. Onu da buradan haberini vereyim. Çok güzel bir uygulama oldu. Biz şu an beğendik ama umuyoruz sizler de beğenirsiniz. Onu da haberini vermiş olalım şimdiden. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Şöyle bir şey soracağım size. Şimdi biraz daha böyle sınıf içi uygulamalara yönelik gidecek olursak. Hı-hı. Yardımcı teknolojiden de bahsettik yani. Diyelim ki bir çocuğumuz var. Günlük yaşam becerileri kapsamında bir markete gidip bir ekmek alabilmesi, bir şeker alabilmesi falan istiyorum ben. Ama bilişsel olarak sorunları var. Yani matematik becerilerini hala kazandıramadım. Yaşında çok büyük olduğunu varsayıyorum. 4 işlemi de öğrenmesini istiyorum. Hani ben bu çocuğumun dersinde hesap makinelerinden yararlanabilir miyim? İlla oturup kalemle, kağıtla çözmesi mi gerekiyor? Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben. Daha anlatıcı olsun diye. Sanırım 30 yıldır falan öğrenciyim ben. Daha da uzun zamandır. Ki epeydir öğretti. Yani öğrencilik statüm hiç bitmemiş gibi. 1986 civarlarında başladı. Bitmiyor. Ben hala iki basamaklı iki sayıyı kafadan çarpamıyorum. Böyle bir işleme gereksinim duyduğumda, yani yapabilir insanlar, böyle bir işleme gereksinim duyduğumda cebimden telefonu çıkarıp hesap yapıyorum. Yani bunu 40 yaşında evli barklı hayatının normal olduğunu iddia ediyorum. Tipik diyelim, normali sevmiyorum. Tipik yaşayan bir insan yapabiliyorsa sizin öğrenciniz de çok rahatlıkla yapabilir. Yani kafadan çarpma işlemi yaptığında, kafadan 4 işlem yaptığında çok ciddi bir sorun büyük bir başarı sağlamayacak. Ha ne olur? Şu risk var mı? Var. Bu cihazın olmadığında çocuğun yaşamsal fonksiyonları risk altına girecekse, hı hı, kullanabilirsiniz ama mutlaka silikleştirmeniz gerek. Ama siz bunun risk altına girmeyeceğini düşünüyorsanız, ki girmez de sıklıkla, yani onu unutmadığı sürede risk altına girmeyeceğini düşünüyorsanız kullanabilirsiniz.
Yani bugün kaç kişi akıllı telefonunu evde bırakıp da gidebiliyor? Kesinlikle. Ya aslında benim sormaya çalıştığım biraz da şey şuydu hocam. Bazen öğretmenler olarak şöyle de bakabiliyoruz. Yani bunu çok karşılaştığım bir şey benim şahsen sahada. İlla kağıtla kalemle yapacak. Başarı göstergesi budur. Yani oturup eliyle çözmesi lazım ama şimdi bazı şeyler eğer ilerlememişse, gitmemişse biliyorsunuz hani bireyselleştirme de çok önemli. Hayatı kolaylaştırmak da çok kritik diye düşünüyorum ben özel eğitimde. Dolayısıyla yani bu tarz uyarlamalar, bireyselleştirmeler de yapabiliriz değil mi? Ya bakın Ivar Lovas çok güzel bir kelime söyledi. Çocuklar öğrenmek zorunda, öğrenmeyebilirler. Fakat biz onlara öğrenecekleri yolu bulmak zorundayız. Harika. Kesin. Anlatabildim mi? Eğitimcinin görevi kendi kafasındaki doğruyu çocuğa eklemek değildir. Çocuğu doğruya ulaştırmaktır. Kesinlikle. Ben, şimdi düşünün diyorum ya... Benzer jenerasyonlardan geliyoruz demek istemiyorum muhtemelen. Yaşlı daha küçüksünüz ama. Yaşlıyız hocam. Olmaz, sorun yok. Şimdi şöyle çarpım tablosunu öğrenince hayatınızda ne değişti ya? Öğrenemeyen bir sürü arkadaşınız var. Mesela öğrenemedi mi, öğretilemedi mi? Başka bir yolu denendi mi onun için? Tamam, kağıt kalem önemli. Bunu tamamen yok edelim demiyorum ben. Çünkü ben hala ki yani teknolojik bütün imkanları kullanmayı çok seven bir adam. Bir de iyi kullanırım da işin açıkçası. Yani hiçbir teknolojik aletin kullanmadığım hiçbir özelliği olmasına izin vermedim. Ama hala hiçbir dijital metni okuduğumda anlamıyorum. Basılı olarak okumam gerekiyor. Yani binlerce e-kitabım var. Okumak istediğim bölüm, işte kitap neyse onu dijital olarak çıkarıp karalıyorum. Bu benim için geçerli. Ama bu daha iyi okuyabildiğim için. Benim sistemim bunu gerektiriyor. Belki tersine o çocuğun sistemi de çizgi çalışmasını tablette yapmayı gerektiriyor. Yani dedim ya maksimalist davranmak gerekmiyor. Yani her şeyi tablete yıkıp kağıttan uzaklaşmamak da gerekiyor. İlla kağıt olacak diye de düşünmemek gerekiyor. 10 tane çizgi çalışması yapıyorsanız 8'inde örneğin tablet üstünde öğretim kısmını yapın, değerlendirmesini kağıt üstünde yapın, böyle daha sorun yaşarsınız. Önemli olan aslında yani çok güzel Ivar Lovas'ın o sözünü hatırlatmanız iyi oldu. Bir de çocuklara gerçekten eğlenecekleri, keyif alacakları şekilde öğretmek gerekiyor. Yani bu tabletmiş, kağıtmış, buna gerçekten takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani zafere giden yolda her şey mübahtır diyerek herhalde yararlanmak lazım. Ya biz şimdi şunu sormalıyız. Bizim amacımız ne? Yani özel eğitimin amacı ne? Evet. Özel eğitim bağımsız bireyler yetiştirmek için uğraşıyor. Özel gereksinimli bireylerin bağımsız olarak yaşamalarını desteklemeye amaçlıyor. Daha uzun bir tanım illaki yapılabilir ama. Şimdi bağımsız yaşama ne demek? Bağımsız yaşam, bağımsızlık, kendi başına kararlar alabilen, bu kararların sonuçlarına katlanabilen, kendi maddi hükmüne, maddi yeteneğine sahip olabilen, içinde bulunduğu toplumla bütünleşmiş şekilde yaşayabilen birey demek. Biz bunu sağlamak için uğraşmak zorundayız. Bunu sağlayabilmek için de istediğimiz araçları kullanmamız gerekiyorsa kullanmam, bence hiçbir sakınca yok yani. Evet. Hani kağıt kalem değil de bunun daha hızlı, daha efektif yolları varsa niye kullanmıyor? Burada çok özür dilerim sözünüzü buyurun, kestim. Buyurun hocam. Burada tehlikeli nokta şu var. Sadece şuna bakmak lazım. Kullandığınız her neyse, hangi teknolojik sistemse, sürdürülebilir olanını bulmak gerekiyor. Kesinlikle. Bugünü kurtarma değil. Mesela herkes şunu soruyor. Marka vermeyelim de ısırılmış elmadan olanları mı, robotlu markadan olan tabletlerden mi alalım diye. Evet. Isırılmış olan elmadan bir tane alabilirsiniz. Maddi durumunuz ikinciyi almaya el veriyor mu? El veriyor. O zaman onu alın. Maddi durumunuz onu almaya el vermiyorsa diğerinden iki tane alın. Çünkü siz çocuğunuza bir yardımcı ekliyorsunuz. Bu yardımcı çöktüğünde bir tanesi diğerini kullanabilirsiniz ki sürdürülebilir olsun. Siz onu tamir ettirene kadar devam ettirin onu. Şimdi arabalarda niye 5 tane teker var? Sizin yolda kalmanızı engelliyor sistemle. Yani sizin yolculuğunuzun sürdürülebilir olmasını sağlıyor.
bizim çocuklarımızın yolculuğunun da sürdürülebilir olmasını sağlamamız gerekiyor. Her ne yaparsak, eğitim sunuyorsak, sosyal hizmet sunuyorsak, teknoloji kullanımı ne yapıyorsak bunun sürdürülebilir olması lazım. Evet. Ben aslında bir şey de eklemek istiyorum. Özellikle bunu aileler, bu aileler tarafından çok karşılaştığımız bir şey, soru daha doğrusu sorun. Şunu soruyorlar, diyorlar ki ben çocuğumda işte tablette bazı kavramları çalışmasını, öğrenmesini istiyorum. Ama çıkıyor, gidiyor YouTube'a giriyor. Çıkıyor diyor, gidiyor işte başka benim mesajlarımı karıştırıyor falan. Bu tarz şeylerle çok karşılaşabiliyoruz. Siz başında çok güzel bir şey söylediniz. Kullandığınız cihazı sizin istediğiniz özelliklere uygun mu diye bir bakmanız lazım. Cihazlarımızın bu arada özelliklerini de çok iyi biliyor olmamız lazım. Özellikle bu ısırılmış elma diyeyim ben de, reklamını yapmayayım. O cihazda erişilebilirlik ayarlarına girdiğinizde, örneğin güdümlü erişim diye bir özellik var. Mutlaka inceleyin onu. Görme yetersizliği olan ya da işitme yetersizliği olan bireylere yönelik bazı özellikler sunduğu gibi zihinsel ve psikolojik sorunları olan bireylere yönelik de bir erişilebilirlik kısmı var. Örneğin ekranda kitleme yapabiliyorsunuz. O oyun alanının dışına çıkamıyor. İstediğiniz butonları kitleyebiliyorsunuz. Eğer elinizdeki tableti ya da telefonu bir eğitim amaçlı bir araç olarak kullanacaksanız da bu güdümlü erişim özelliğinden yararlanabilirsiniz diyerek ben bir dipnot düşmek istedim hocam. Ya tabii ki diyorum ya, bu sizin yönetmek arzunuzla alakalı. Uçak modunu alırsınız. Zaten çocuk onda YouTube'a giriyorsa, az önce dedim ya, siz amacınızdan çok uzaklaşmışsınızdır. Video izlemesi için veriyorsunuz ona. Bir şey evet. Öğrenmek için vermiyorsunuz. O zaman tablet zararlı tabii, çünkü ben de başlıyorum YouTube'dan bir şeyler izlemeye. Bir bakıyorum 3,5 saat geçmiş, hiçbir şey yok ortada. Doğru. Yani burada tekrar söylüyorum, ne olmasını istediğiniz aslında şeyde, olan durum sizin ulaşmasını istediğiniz durum. Hı hı. Neden mesela, tekrar söylüyorum, neden interneti açık olarak verme gereği duyuyorsunuz ki? Yani bu şeyi algısını yaratıyor. Çocuk kendini kontrol etsin. Yani bunu beklemek ne, şeyde bunu bekleyeceğinizde siz bunun ortaya çıkmasını önleyin. Proaktif olun. Evet. Yani şeyde, siz bunun ortaya çıkmasını önleme konusunda inisiyatif alın. Ben tekrar söylüyorum, yani bizim temel sorunumuz bu, ülke olarak da teknoloji okur yazarlığı dediğimiz kavramdan uzağız. Bazı şeyler de bundan kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Yani hep tablet, televizyonlar var. Ben mesela hiçbir kişiden duymadım. Yani evde spor yaptırmak için ne yapabiliriz diye. Oyun konsolları var. Gayet güzel spor amaçlı, evet, kullanılabilir. Evet. Ve çok pahalı değiller. Yani Nintendo'nun Wii'si var. Bizim de var evde. Wii çok eğlenceli bir sistem. Evet, çok eğlenceli. Ciddi efor sarf ettiren. Benim yüksek lisans tezim Xbox üstüneydi. Ve şunu gördük yani o tezde. 4 dakikalık izlediği bir videoda, şimdi 4 dakikalık pasif bir video izleyişindeki hareket oranındansa 4 dakika aktif video oyun oynaması yaklaşık 20 kat şeyde fark yaratıyor fiziksel aktivitede. Hı hı. Mesela niye tablet alıp eline veriyoruz ki? Böyle bir şey kullanabiliriz. Hem bence daha güzel. Yani teknolojinin işte gerçekten işlevsel ve doğru kullanımına çok iyi bir örnek oldu aslında. Evet bu. Yani tablet çünkü çok basit bir şey. Tekrar söylüyorum, bak, arka planını iyi kontrol etmek lazım. Benim dediğim şey de, siz çocuğunuzun başında durmak zorundasınız. Onun oyunu yönetmesini, oyunu oynamasını sağlamak zorunda. Biraz sorumluluk almak zorundasınız. Tablette öyle bir şey yok. Hı hı. Açın Charlie ile trenleri, verin eline. Zaten en kısası 1 saatlik videolar. 1 saat çocuk rahat. Yani tabletin çamaşır makinesinin dönüşünü izlemekten farklı bir etkisi yok bence çocuklar. Evet, özellikle yani loop olan şeylerde, işte bu YouTube videoları vesaire. Ben özellikle otizm çocuklardan biliyorum. Yani YouTube'u açtıklarında aslında izledikleri video ya da orada çizgi film değil. Orada dönüp genelde takılan, dönen sürekli bir nesne oluyor, bir odak oluyor. Oraya takılıyorlar ve onu izliyorlar aslında sadece çoğunlukla. Ya ben evet. Çalışırken böyle çok odaklanabilen birisi değilim. Bir kulağımda kulaklık var. Bir yandan yazıyorum, bir yandan YouTube'dan bir şey dinliyorum. Mesela Emrah Sefa Gürkan'ın programda videolarını açıyorum. Bir bakıyorum ki sabah 5 olmuş. Ben işi bitireli 2 saat olmuş. Sabah 5 olmuş. Sürekli onu izliyorum ben. Evet. Bitmiyor yani. Sizde de mutlaka bir şey oluyor. 2 dakika dur şuna da bakayım. 1 saatlik bir şey geçiyor.
Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Ben geçenlerde Kerem Dündar'ın bir TEDx konuşmasını izlemiştim. Özellikle bu teknolojinin yarattığı bağımlılığı o kadar güzel anlatıyor ki merak edenler açıp TEDx'in sitesinden izleyebilirler. Yani diyor ki beynin bağımlılık merkezine uyaran bir şey teknoloji diyor. Yani bir sigaranın ya da başka bir maddenin sizde yarattığı etki neyse diyor, teknoloji de sizde aynı şeyi bağımlılık merkezine uyarıyor diyor. O yüzden burada biraz dikkatli kullanıma gerçekten özen göstermek lazım. Ben size son sorumu yönelteyim hocam. Tabii ki, buyurun. Aşıyoruz çünkü. Şöyle söyleyeyim, bu önemli. Teknoloji sadece eğitimde kullanılmak zorunda mı? Yani başka bir şey yapılamıyor mu bunu? Yani biz sadece öğretmenler olarak, aileler olarak buna sadece eğitim odaklı mı bakmalıyız? Yoksa bu bizim hayatımızda her alanında olabilir mi? Ya şimdi zaten şöyle bir şey var. Hayatımızın her alanında. Olabilir mi değil, öyle zaten. Hı hı. Ama tekrar söylüyorum. Bunu söyleye söyleye sanırım bir yere gidip bir şeyde mahvedeyim kendim ama teknoloji okur yazarlığına bahsediyorum. Bakın enformasyon evet. Olarak bilgi toplamı olarak alabiliriz yani. Ne yapıyorsunuz? Bir yere gideceksiniz. Yol tarifi için kullanıyorsunuz televizyonu. Orada bulduğunuz bir dükkanın bir restoranla ilgili yorum almak için kullanıyorsunuz. Bilgi edinmek için. Wii ya da Xbox örneğinde olduğu gibi eğlenmek için kullanabiliyorsunuz. Hatta sağlığınızı takip etmek için kullanabiliyorsunuz. Bugün mesela saatler var. Telefonunuzla ilişkili. Hatta kalp atışlarınızı, kalp hastasıysanız kontrol edebilen yazılımlar var. Belli bir rakamın üstüne geldiğinde sakin olup oturmalısın diyor. Bakın bunun bir tık sonrasında olacak şeyi söyleyeyim ben size. Deri altından o zaman da konuşmuştuk. Michael Earhart'ın gösterdiği bir saat vardı MIT'den. Duygu durumunu gösteriyordu. Belki bir tık sonrasında saatler sizin duygu durumunuzu gösterecek. Şu an gerginsin, yapma diye. Belki bizim de yardımcı teknolojilerimiz olacaklar onlar. Kesinlikle. Ya ben örneğin kendi kişisel düşünüyorum. Ya ben 20 yıl öncesinde örneğin teknolojinin bu kadar ilerleyeceğini düşünmüyordum. Ama bu şu an geldiğimiz nokta bile gerçekten 20 yıl öncesinde bilenler bilir. Çok farklı bir noktadayız. Belki yok aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Geleceğe Dönüş diye bir film vardı. Siz kesin biliyorsunuz. Evet, ben biliyorum. Çok bir film falan da vardı. Geleceğe Dönüş'teki o 2021 manzarasında olan 10 şeyden ikisine sahipsiniz. Aslında. Evet. Geri kalan 8'i canlanmadı. Yani henüz hala havada uçabilen kaykayları bulmadı. Ne bileyim bir çift kravat modası bir ara erkeklerde moda oldu ama çok tutmadı o da. Ama ne...